Kırtasiyeler çok renkli yerler değil midir değerli seyircilerimiz? Hem görsellikleriyle hem de kokularıyla. İşte gelin sizi öyle bir yere götüreyim ve zamanı durduralım. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam ediyor. Şu an sizlere Yüksekova Hakkari'den seslenmekteyiz. Öz Optik Kitap ve Kırtasiye İşletmesi'nin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sinan Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Sinan Bey merhabalar. Merhabalar canım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler iyisiniz. Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sinan Bey, Öz Optik Kitap ve Kırtasiye olarak sunulan hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçeceğiz. Ancak öncelikle ekranları başındaki izleyicilerimize ben sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Sinan Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz söz eder misiniz kendinizden? Tabii. İsmim Sinan, Sinan Tayak. Yüksekova'da yaklaşık olarak 10 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. Kitap, kırtasiye, yanı sıra işte kırtasiyedeki bütün hizmetler, fotokopi olur ve sayra diğer hizmetler olur. Hepsini müşterilerimize itinayla yapıyoruz. Evet. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdim. Bitirdikten sonra iş sahası olarak bulamayınca kendi işimizi kurduk, kendi işimizi yapalım dedik. Hı hı. Sektörden ve diğer şeylerden daha farklı olarak insanlarımızı tercih etmesi, insanlara daha çok yardımcı olmak, şimdi tercih ettik. Anadolu Üniversitesi İşletme'den mezun oldunuz. Evet. Daha sonrasında Yüksekova'ya geldiniz. Öz Optik Kitap ve Kırtasiye İşletmesi'ni kurdunuz ve burada da işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim, Öz Optik Kitap ve Kırtasiye olarak burada sunulan hizmetler nelerdir? Biraz ürün yelpazenizden bahseder misiniz? Tabii ki. Burada işte her ilk öğretim, orta öğretim, lise, üniversite hazırlık, KPSS, açık öğretim, diğer akademik sınavlar olsun, hepsinin kitaplarının mevcut. Yine müşteriler özel siparişler almaktayız. Diledikleri kitabı yayını bize sipariş ettikleri zaman kısa bir süre içerisinde onları tedarik edip müşterilerimize ulaştırıyoruz. Böylece hem müşterinin güvenini hem de müşterinin beğenisini kazanmayı hedefliyoruz. Evet. Çeşitli bayiliklerimiz var tabii. Bunun işte sınav ayakları falan var. Kaynaklar yine var. Ondan sonra kırtasiye olarak da yine çeşitli, olabildiğince çeşit yapıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti ve alabileceği en uygun fiyat üzerinden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Bundan da memnunuz. Evet. İnşallah. Peki bu hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Müşterilerimizi önemsiyoruz. Müşterilerimizin taleplerini önemsiyoruz. Olabildiğince müşterimize yani yapabileceğimiz en iyi hizmeti, en iyi kalitede vermeyi hedefliyoruz. Hedefimiz bu. Her müşteri bizim için çok önemlidir. Evet. Yani burada kaliteli malzeme ile uygun fiyat politikasıyla hizmet veriyorsunuz. Önemli olan burada halkın tabii ki ya da müşterinin memnuniyeti diyebiliriz. Ve hem kitap olsun hem kırtasiye olsun oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahipsiniz. İki alanda da gelen insanların burada taleplerine cevap verebilmek için de elinizden geldiği kadar da çeşit bulundurup o şekilde hizmet vermeye de çalışıyorsunuz diyebiliriz. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Şimdi Yüksekova'da tek değilsiniz sektörde. Tabii ki. Sizin gibi hizmet veren ya da bu hizmeti verdiğini iddia eden birçok işletme varken neden özellikle insanlar Öz Optik Kitap ve Kırtasiye tercih etmeli? Demin dediğim gibi yani insanlar önemsendiklerini bilmek isterler. Biz müşterimizi önemsiyoruz. Yeri geliyor, veli gelir, öğrenci gelir, ödev olur, çıktı olur ya da öğretmen arkadaşlarımız olur. Temiz bir fotokopi ya da temiz bir hizmet, güler yüz, samimiyet, sıcak bir ortam. Bunlar bizim önceliklerimiz yani. Biz bunu yaratmanın peşindeyiz. Müşteri tek bir günlük değildir. Biz müşteri hiçbir zaman tek bir seferlik bir kazançla bakmıyoruz. Devamlı. Biz müşterimizi kazanmayı hedefliyoruz. Amaç ticari ya da parasal bir kazanç elde etmek değildir. Hedefim yani şeyimiz bu. Evet, yani bu. Para ikinci planda. Önce planda. Hizmet sonra ticaret İşletme diyebiliriz. İşletme okuduğundan ödürü böyle bir felsefeyle çalışıyoruz. Evet. Şimdi Sinan Bey 10 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Ve vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetle de şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Peki bundan sonra neler yapmaya planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir sektörle ilgili? Gelişen teknoloji ve gelişen global dünyanın şeyiyle bizler de işte sektörümüzde ilerliyoruz ya, ilerlemeye çalışıyoruz. Gelişen her şeye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Yeni kitaplar, yeni malzemeler. Yeni malzemeler oluyor. Her gün yeni şeyler çıkıyor. Bizler de işte müşterilerimizin istedikleri, istemediklerinde, isteyebilecekleri ihtimal üzerine rafımızda, ürünümüzde bunları bulundurmaya çalışıyoruz. Evet. Bu şekilde bir şey yapabiliyoruz. Yani diyebiliriz ki daha iyi, daha kaliteli hizmet sunabilmek için daha çok ürün yelpazesiyle, daha farklı ürünlerle
en iyi, en kaliteli, en güzel hizmeti buradan vermek için elinizden gelen her şeyi yine var gücünüzle burada bu şekilde hizmete devam edeceksinizdir. Evet. Şimdi efendim son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz kısaca? Kırtasiye kırtasiyeciden alınır. A101'den, Şok'tan, BİM'den ya da farklı yerlerden değil. Önemli bir malzemeler. Çocuklarınız oyun hamuru kullanır, boya kullanır, sağlıksız ürünler kullanır. Evet. Belki şu an ufacık bir kazanç elde edebilirsiniz ama yarın öbür gün sağlığından olabilirler. Bunu yapmamalarını, olması gereken yerlerden tercih etmelerini tavsiye ederim. Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü bu oyun hamurları, bunlar çok kimyasal işlem gören, evet, ya da farklı katkı maddeleri gören oyuncaklar. O yüzden çocuklarının sağlığı için çok böyle ucuz olan yerlere yeltenmesinler. Sizin gibi güvenilir, kaliteli, kırtasiye ve yerinde bulabilecekleri ürünleri buralardan temin etsinler diye buradan altını çizelim. Biz müşterimize sattığımız her müşterimize şunu deriz. Deriz ki bizim yerimiz burası. Hı hı. Olabilecek en ufak bir problemde, bir şikayette biz buradayız. Evet. Hani her sattığımız her malımızın arkasındayız. Arkasındasınız. En ufak bir durumda ilgili firmayla görüşülüp bu mutlaka çözüme ulaştırıyoruz yani. Asla, ki zaten öyle bir durum olduğunda asla bir daha o ürünü satmayız. Evet. O yüzden buradan da bunun da altını çizmiş olalım. Evet. Sinan Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum Cemal Bey. Çok sağ olun. Selam. Çok sağ olun. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz TUMUS'la devam edecek. Yüksekova Hakkari'den ve sektörün en iyisi Öz Optik Kitap ve Kırtasiye İşletmesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.